Covid nedeniyle uzun bir süre hayat durdu malum sevgili izleyenler. 2 yıldır yaklaşık bu süreci yaşıyoruz. Herkes evine kapandı. Endişe ve korku sokağa çıkmak zorunda kalanların bir yandan da yakasını bırakmadı. Buna diğer sorunlar da eklenince haliyle sonunda olan oldu. Sinirlerimiz bozuldu. Sağlık Bakanlığı'nın verilerine göre sinir ilaçlarıyla antidepresan kullanımı pandemiyle birlikte rekor seviyeye ulaşmış durumda. Salgının başından geçtiğimiz Nisan ayına kadar milyonlarca kişi psikologların kapısını çalıp derdine derman aradı. Bu ara sinirleriniz bozuk mu yoksa iyi misiniz? Bozuk. Neden? Çocuklar yüzünden. Gözüm dönüyor. Patlamaya hazır bomba. Sokağa çıktık, sinirleriniz nasıl diye sorduk. Çünkü bu soruyu sormamızın sebebi ilaç kullanımı ile ilgili. Türkiye'de son 3 yılda 60 milyondan fazla kişi sinir sistemi ilacı kullandı. Antidepresan kullanımı da pandemiyle birlikte aldı başını gitti. Ben de panik atak tedavisi görmeye başladım. 2 ay oldu. İnsanların ruh hali nasıl şu anda? Gerginler. Pandemi başından beri de en az 5 milyon kişinin psikiyatrik destek için başvurduğu veriler arasında. Psikolojik sorunlara bağlı ilaç kullanımı her geçen gün artıyor. Her 3 kişiden biri sinir ilacı kullanıyor. Çarpıcı verinin kaynağı Sağlık Bakanı Fahrettin Koca. CHP Balıkesir Milletvekili Doktor Fikret Şahin'in soru önergesine cevap veren Bakan Koca, Türk halkının ruh sağlığını verilerle açıkladı. Son 3 yılda 61 milyon kişi sinir ilacı, 12,3 milyon kişi de antidepresan kullandı dedi. Çok ciddi bir oran bu. 18 yaştan itibaren tabii tedavileri görebiliyoruz. Göç, deprem endişesi, şiddet, ekonomik sorunlar gibi sorunların üzerine yeni sorunlar geldi. Bunlar sosyal izolasyon gibi, hareketsizlik gibi, belirsizlik gibi umutsuzluğu körükledi. Sorunlarla baş edemeyenler kadın erkek demeden doktorun yolunu tuttu. Sayı 2017 ile 2020 arasında 15 milyon kişiye ulaştı. Pandemi dönemiyle ise ilaç kullanımı daha da katlandı. Antidepresan kullandınız mı? Kullandım evet. 4 seneden beri kullanıyorum. Biraz üzüntülüyor. Neden? Bir şey mi yaşadınız? Evlilik oluyor. Çocuklar mı üzdü? Şaşırmıyorum. Bunu ben yaşadıktan sonra fark ettim zaten. Kaç yaşındasın? 23. Kötü bir şeyler olacak gibi hissediyordum. Peki bu ruh haliyle baş etmenin tek yolu ilaç mı? Kaygı bulaşıcı. Yani çok kaygılı iki kişi konuştuğu zaman birinin kaygısı diğerine bulaşıp onunkini de artırabilir. Mutlaka yapılabilecek şeyler var. Bence kişinin sevdikleriyle beraber olması, mümkün olduğu kadar hareketli olması, izole olmaması, rutinlerine bağlı kalması bu çok önemli.